Marin ailesi çıktıkları tatilden dönüp Virginia'daki evlerine geldiklerinde büyük korkuya kapıldılar. Ev sanki bir korku filminden çıkmış gibiydi. Duvarda ve halılarda kan lekesi vardı. Hatta evin tavanında bile birkaç damla kan vardı. Aile evde değilken kesinlikle kötü bir olay yaşanmış olmalıydı. Onlar evde değilken evde bir tek ailenin Alman kurdu Odin vardı. Tatil dönüşü evin kapısını ilk açan Tristan Marin'di. İlk başta her şey yerli yerinde görünüyordu ama salona geçtiklerinde dehşete kapıldılar. Her tarafta kan izi görünce Odin'e bir şey oldu sanıp çok paniklediler ama birkaç saniye sonra Odin gelip aile üyelerini yalayarak selamladı. Köpek gayet iyi durumdaydı. Biraz rahatlamışlardı ama akıllarında hala yanıtını bulamadıkları bir soru vardı. Bu kan kimin kanıydı? Etrafa bu kadar kan yayıldığına göre korkunç bir olay yaşanmış olmalıydı. Ama Odin'in eve giren o kişiyi korkutup kaçırmış olduğuna şüphe yoktu. Marin ailesinin yaşadığı mahallede sık sık hırsızlık vakaları olurdu. Bu yüzden de yetkililer mahalle sakinlerinden şüpheli görünen bir kişi gördüklerinde hemen ihbar etmelerini istiyordu. Görünüşe göre eve giren hırsızlar bu evi kolayca soyabileceklerini düşünmüşler. Ama Odin'in evde olduğu gerçeğini atlamışlar. Neyse ki Odin evdeydi ve evi korumaya hazırdı. Odin'in bu davranışı Marin ailesini çok şaşırttı. Çünkü Odin normalde oldukça uysal bir köpekti. Ailenin babası Tristan Odin hakkında şunları söylüyor. Odin sürekli çocuklarla oynuyor ve mahallede ne olup bittiğinin gayet farkında. Mahalleliler de onu çok seviyor. Çocuklar sürekli Odin'e yaklaşıp onu sevmek ve onunla oyun oynamak istiyor. Marin ailesi Odin'i gördükten sonra Odin'in eve girmeye çalışan hırsızları korkutup kaçırdığından emin oldu. Etrafta bu kadar kan olduğuna göre Odin'le hırsızlar ciddi mücadele etmiş olmalıydı. Marin ailesinin genç bir üyesi yaptığı açıklamada şunları söyledi. Annemle birlikte eve girdiğimde zeminde, merdivenlerde ve hatta üst katta bile kan izleri vardı. Çok korkunçtu. Ardından evi gezip evin içinde saklanan bir hırsız olmadığından emin olduktan sonra aile yetkililere haber verdi. Suçluların bu tarz olaylarla ve hatta daha da kötüleriyle karşılaşabileceklerini asla unutmamaları gerekir. Bu dünyada yapılabilecek pek çok güzel meslek varken, hırsızlık kesinlikle hiç tasvip edilmeyen bir yöntemdir. Polisler hala daha bu ailenin başına gelen olayı araştırıyor ve bu konu hakkında bir şeyler bilen herkesin bu araştırmaya yardımcı olmasını istiyorlar. Odin sizce de bir kahraman değil mi? Evde köpek beslenmesinin doğru olduğuna inanıyorsanız videomuzu paylaşın. Köpeklerin bir insanın en iyi arkadaşı olduğunu söylerler ve bu genellikle doğrudur. Köpeklerle bir kez bir ilişki kurduktan sonra her zaman yanınızda kalacak olan ve sizin için kendini feda etmeye istekli birine sahip olmuş olacaksınız. Bu nedenle köpeklerin sizi kötü niyetli insanlardan koruyabileceğine inanmak çok da zor değildir. Bu içgüdü kıskançlık değil, sadece bir hayvanın verebileceği saf bir sevgi eylemidir. Köpeklerin ilk evcilleştirilme nedenlerinden biri de insanları ve mülklerini korumak için iyi birer bekçi olma olasılıklarıydı. Bu görevi zaman içinde birçok ırk başarılı bir şekilde yerine getirdi. Bazı köpekler sadece evde şımarık aşık rolleri yapsa da bugün evinizi, sizi ve sevdiklerinizi kötü niyetli insan ve hayvanlardan koruyacak olan harika ırklar bulunuyor. İdeal bir bekçi köpeği büyük, atletik, uyanık, sadık ve eğitime duyarlı olmalıdır. Asla agresif olmamalı ve komutlara itaat etmelidir. Size ve ailenize karşı güçlü bir sadakat ve bağlılık duymalıdır.